Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde oturan halkın kentsel dönüşümden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerini ve sıkıntıları Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı'ya anlattılar. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, kanalımıza abone olunuz. Teşekkür ederiz. Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı'ya kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizler tek sadece yerinde kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı da Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşümün olması için elinden gelen mücadeleyi yapacağını, Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde oturan halkın da yerinde kentsel dönüşümün olması için de kesinlikle birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini, aksi halde birlik ve beraberlik içinde hareket edilmemesi halinde Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşümün olmayacağını ifade etti. Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri yaptıkları konuşmada ayrıca şunları söylediler. Herkes şu mahallede işte Yunan'a gitmiş, kimi Tokyo'ya gitmiş veya kimi Almanya'ya. Bu binaların üzerinden şu anda şöyle bir durumlarımız var. Yok 400 lira, yok 500 lira metresini alacakmış diye. Şimdi iyi ve kötü biz bu işlerden geçmişinde yer kamulaştırdık, yer verdik, belediyeye teslim ettik. Benim bildiğim kanunlar her ne kadar değişirse değişsin, bir belediye, buranın bir emsal değeri var, bir birim fiyatı var, bir imar değeri var, eski ev olsun veya arsa olsun. İcari alan şu anda İcari alan fiyatı var yani. Evet, her ne kadar yani kötü yönetilse de, belediyenin bize kastı olsa da ki yoktur öyle bir şey. Tabii ki. Devletin hiç olamaz. Burada şu anda bizim yola çıkmamızdaki gayet 25 veya 24 evin durumunu duyum üzere aldığımızdan dolayı. Ben de diyorum ki bir vatandaş olarak, buradaki arkadaşlardan ev veren vardır, oğlu vermiştir, kardeşi vermiştir, darıdan darısın. Belediye, geçmiş belediyeler, Süleyman İş olsun, öteki olsun, canına gitmeyelim, olur. Bundan önceki iki belediye 2012'den bugüne kadar hiçbir belediye başkanı bize gelip de kardeşim bu evlerimizi verin ben burayı TOKİ yapayım kamulaştırayım demedi. Hata şuradan başladı. Bizim vatandaşlarımızın işte yıkık diren bir tek katlı evi var. Tapuyu koltuğunu aldı. Bizde orada çarşaf dükkanımız vardı. Toplayıp herkese tembih ediyoruz. Koltuğunu aldı belediye. Benim yerime ne verirsin? Buyurun. İhtiyar eden varsa herkes çıksın. Herkes burada. Adamın kötü evi var, yani yenilemek istedi. Koltuğunu aldı, tapuyu gizli gizli gitti. Şimdi hiçbir belediye bize gelip de, ne belediyeden, ne reisler, ne başkanlar. Biz evimizi alacağız, TOKİ yapacağız, kentsel dönüşümü. Hiçbir Allah'ın gelip de bize böyle bir talepte bulunmamış. Bu saatten sonra herhangi bir hata, ziyana girersek, borçlularımızın yapmış olduğu hatadan dolayı. Hemen şunu da belirteyim. Burada köylü kardeşlerimiz var. Biz hep kardeşiz. Romanız. Üzüm oluyor, çöp oluyor. Bazı köylü kardeşlerimiz, bizim gençlerimizin böyle yanlış gidişatlarından usananlar da vardır. Belki benim oğlum da aynıdır. Arkadaşım oğlu da aynıdır. Biz bunlar da bu romanın büyükleri olaraktan hiçbir desteklememiz olmadı. Gördüklerimiz olduysa mümkün mertebe engellemeye çalıştık. Yani üzüm oluyor, çöp oluyor, yeni dağında da var, kelebiler var, her mahallede var. Şimdi gelelim, biz avukatı neye göre tutacağız? Bize gelip de ev verin diyen yok. Yani bunu da bilgi edinmek adına soruyorum size. Neye göre tutacağız? Şimdi belediyenin bu bölgeyle ilgili almış olduğu komisyon kararı veya bir encümen kararı veya en üst yetkili organ olan alınan meclis kararları içeriğinde şayet bir kamu yararı yoksa üstelik kanun ve kanunsuzluk ve yasa dışılık varsa işte o zaman yürürlüğü durdurma hakkımız var. Şunu da belirtiyorum, size sormuyorum ablacığım bunu, buradaki komşulara soruyorum. Benim evim isterse belediye hiba ederim. Benim her yerde evim var. Benim değil Allah'ım bu. Şunu iyi dinleyesiniz diye diyorum. Bak arkadaşlar. Şimdi abla ne dedi? Kamu yararına evlerinizi diyelim ki gizli gittiniz verdiniz.
şu ibareyi koyun. Benim evim ne için önemli burada? Kentsel dönüşümü. Kentsel dönüşümü amacı dışında benim evim kullanamaz deyin bakalım belediye sizde ne olacak? Almaz. Evet. Çünkü ben geçmiş binalarda bunu yaptırdım. Diyor ki vatandaşa, yakınlarıma yaptırdım. Avukatın kim diyor. Madem burayı kentsel dönüşüme alacaksın, kentsel dönüşüm yapacaksın. Cami yapamazsın, okul yapamazsın. He, buranın bir projesi vardır, okul yeri vardır, cami yeri vardır. İşte gençlere spor alanı vardır, şu vardır, bu vardır. Ama buradaki olay şu anda bizim kendi komşularımızın hatasından dolayı kaynaklanıyor. Maalesef. Bizim bir tane başkentimizin kime geldi de istedi ya? İsteyen oldu mu arkadaşlar? Biz bir arada kendi ayarımızda kendi... Tapuyu herkes istedi, muhtarın tapuyu istedi, herkes götürdü abi. Ya o zaman kentsel dönüşüm için götürdü. Ama amacıyla gidiyordu. Tamam, bunu istemiş olabilir. Neydi? Kentsel dönüşüm için. Burada şimdi bir mefaat var. Peki 15 sene önce yıkılan yerlere çivi çaktılar mı? Ben yalakaları sevmem. Muhtar Bey o pislikleri arttırdı bizim muhtar. Daha güne kadar harfiye duruyordu, çöp duruyordu. Aslında bakın. Çivi çaktılar mı? Yok. Kentsel dönüşüm 5 yılda başlanıp 5 yılda bitirilecek bir konu. Bunu böyle zora sokmanın, çok geniş bir zamana yaymanın da hiç gereği yok. Kentsel dönüşüm 5 yıl içerisinde başlanıp 5 yıl içinde maksimum bir belediyenin dönem süresi içerisinde başlanıp bitirilebileceği bir konudur bu. Çünkü kanun o kadar güzel ki, o kadar geniş yetkiler vermiş ki belediyeye, belediye yeter ki istesin bir pastanın dilimlerini hakkaniyetli bir şekilde paylaşmaya aklına koysun yeter. Yani bir müteahhitlik hizmetine bir işlem yapmasından dolayı elbette bir harcaması ve bir şeyi var belediyenin, masrafı var, bir güç, emek sarf etmesi var. Evet, pastanın da bir dilimi belediyeye, bir diliminin de mülk sahiplerine ama eşit olarak o varsa bir pasta, yani bir menfaat ortada, bir kazanç, bunu eşit olarak paylaşmaya gönlü olsun belediyenin, bu iş 5 yıl içerisinde başlar ve biter. Şimdi bir meclis üyesi olarak sayın belediye yetkilileri ve başta belediye başkanımızla mutlaka burada bir yerinde kentsel dönüşümün artık önümüzdeki son 2 yıllık bir hizmet süremiz içerisinde başlanıp da sağlıklı bir şekilde bir noktaya kadar eriştirilmesi için çok özel girişimlerim olacak. Ben bir meclis üyesi olarak bunun sözünü de vermek üzere karşınızdayım. Aslında gönüllülük esasına dayalı olarak yani meclis üyelerinden çok özel bir komisyon kurduk biz. Depreme dayanıklı bir kentsel dönüşüm için bu komisyonumuzdaki var olan arkadaşlarımızla önce buradan ablacığım, şimdi başlamak suretiyle komisyon tabii ki şehir planına göre belediye karar alır, komisyon kurar ama şu anda hayır, buraya gelince sizlerle birlikte buraya kararlılarsa ilk pilot bölgeyi burada mahalle sakinlerinden de o komisyonda bulunca diğer tabii ki onu tabii ki önce pilot bölgenin buradan başlanması için ben her türlü girişimi yapacağım. İnşallah. İktidar partisinden olsun, şimdiki muktedir olan MHP'li arkadaşlarımız olsun ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta Sayın Ali Işık'la çoğu konularda çok güzel bir istişareyi, bir şey hatırlatacağım. Uyumlu sözümüzü çalışmalarımızı sözümüzü, yapıyoruz. Sözümüzü kesmek istemiyorum. En güzel örneği de inşallah burada ama sizlerle birlikte eş zamanlı yürütürüz. Kendisi alsın bir. Ama bunu Ali Işık yapamadı. Evet. Ne? Burada da mağdur olmadı. İşte bir kaçtı dedi mağdur olan vatandaş. Bunu satsın. Harçlı etsin. Ama şu an mahallede şu anda 40 tane ev tamamen tavan oldu. Sahipleri verilmemiş hala. Sahipler de tavan oldu. Burada en büyük yanlışı Ali Işık en büyük yanlışı burada yaptı. Kardeşim sen benim evimi aldın diyor. Ben sana anahtarı teslim veriyorum. Sen de bana anahtarı getirip teslim edeceksin diyor. Ama ben anahtarı oraya götürdüm. Daha götürmedim.
Bir daha, bir daha. Adamı kapat olamıyor.